Sayın seyirciler, Denizli'nin Korucuk mevkiinden geçen Büyük Menderes Nehri'nin bir kısmı endüstriyel ve kentsel atıklar nedeniyle kirlilikle mücadele ediyor. Aslında uzunca bir zamandır bu mücadeleyi sürdürüyor. Ancak son safhada artık buradaki kirlilik canlıların yaşamını da tehdit edecek boyuta ulaştı. Şu anda Menderes Nehri'nin olduğu bir kenardayız. Organize sanayi bölgesinin atıklarından oluşan kirli su ve burada karışmayan temiz su var. Şurada ileride görmüş olduğunuz gibi sol tarafta kirli suyla temiz su kesinlikle birbirine karışmıyor. İlginç. Pislikten dolayı, organize sanayi bölgesinin oluşturduğu pisliklerden dolayı da Menderes Nehri kırmızı bir hal almış suyun rengi. Ama en ilginç olan da şurası, temiz suyla kirli su kesinlikle karışmıyor. Sanki orada bir güç varmış gibi. Denizli Korucuk bölgesinden geçen Büyük Menderes Nehri'nde endüstriyel ve kentsel atıklar nedeniyle kirlilik tehdidi devam ediyor. Organize sanayi bölgesi arıtma sisteminden bırakılan sular Büyük Menderes Nehri'ni adeta kırmızıya boyadı. Korucuk'taki temiz nehrin ve kirli nehrin yan yana geldiği bu görüntülerle Büyük Menderes Nehri kirliliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Afyon su çıkan mevkiinde doğan 548 kilometrelik Büyük Menderes Nehri Aydın Akköy ilçesinden Ege Denizi'ne dökülüyor. Tarımsal alanlarda sulamalar için kullanılan Büyük Menderes Nehri'nden gelen sularda yapılan araştırmalar sonucunda birçok tarım ürününde toksik olduğu ortaya çıktı. Yaklaşık 548 kilometrelik bu nehre sazan, yayın, yılan balıkları, su kaplumbağaları, bazı su kuşları, kurbağalar ve birçok su kabukları kirlilik karşısında yaşam mücadelesi vermeye devam ediyor. Yapılan araştırmalar sonucunda ise suda bulunan ağır metaller canlılara olumsuz etkilerde bulunurken beyne verilen zararlar neticesinde kanser oluşumunu da hızlandırdığı ve kirliliğin yoğun olduğu bölgelerde önem alınması gerektiği açıklandı. Bugün çekilen bu görüntüler ise Büyük Menderes Nehri'nin kirlilikten kurtarılmak için henüz geç olunmadığını kanıtlıyor.